Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Ayurvedik yoga terapist Seren Alçe. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyi, merci sizden. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Tabii, kısaca anlatayım. Seren Alçe ben. Koç Üniversitesi İşletme mezunuyum. Mezun olduğumda aslında her genç gibi kariyer planlarımda daha farklı bir kariyer planı vardı. 10 yılı aşkın süre çeşitli sektörlerde satış ve pazarlama alanında yöneticilik yaptım. Üniversite yıllarından itibaren aslında yoga benim hayatımda vardı ama daha bir hobi olaraktı. Ama yıllar içinde bana kattıklarını gördükçe, gözlemledikçe bir hobiden daha fazla bir şekilde bir tutkuya dönüştü. Dolayısıyla bu konuda derinleşmek istedim. 2017 yılında Ebru Şinik ve Doktor Neslihan İskit'ten Ayurvedik Yoga Terapi eğitimi aldım. Ardından Gökçe Akyıldız'la çocuk yogası eğitimi aldım. 2019 yılında da Ayşe Demir ve Roni Tarhanyan'dan 200 saat temel yoga uzmanlaşma eğitimimi tamamladım. Dolayısıyla son 2 senedir artık profesyonel olarak tamamen yoga ve ayurveda ile ilgileniyorum. Bugün de burada paylaşmaya çalışacağım bildiklerimi aktarabildiğim kadar. Pekala, o halde nedir ayurvedik yoga terapi? Ayurveda aslında kökeni Hindistan'a dayanan 5000 yıllık bütüncül bir tıp sistemi. Kelime anlamı olarak Sanskrit dilinde yaşam bilimi anlamına geliyor. Ayur, yaşam demek. Veda, bilim, bilgelik anlamına geliyor. Aslında ayurvedanın birçok dalı var. Yani çok detaylı, kapsamlı. Bunu bütün günlük rutinler, yoga düzeni, yediğimiz, içtiğimiz her şey, uyku düzeni, her şeyi aslında kaplayan bir sistem. Ama kısaca bahsetmem gerekirse aslında bedenimiz çok akıllı ve bedenimizin aslında sesini dinlemek ve bedenimizin ihtiyaçlarına karşılık vererek bir hayat sürdüğümüz takdirde çok daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayatımız aslında olabiliyor. Dolayısıyla bunun farkında olmak, şöyle bir de bahsetmek istiyorum. Doğada biliyorsunuz 5 element var. Boşluk, hava, ateş, su, toprak elementleri var. Bu makro düzeyde olan 5 element aslında mikro düzeyde kendi içimizde de, bizim içimizde de mevcut. Ama hepimizin içindeki bu elementlerin oranı farklı. Dolayısıyla hepimizin de bünye tipi daha farklı oluyor. Bu bünye tiplerine yine Ayurveda'ya göre doşa deniliyor. Siz doşanızı belirledikten sonra doşanızın el verdiği şekilde bir hayat tarzı kendinizi aslında planlarsanız zaten her şey çok daha sağlıklı ve rahat bir şekilde gidiyor. Peki genel rutinleri nelerdir? Aslında Ayurveda'nın şu şeyi de benim çok hoşuma gidiyor. Hiçbir şeyi kısıtlamıyor. Çok böyle sıkı kuralları yok. Olabildiğince tatlı tatlı, şefkat dolu yaklaşarak aslında günlük rutinleri biraz düzenlemekle ilgili. Ayurveda'nın aslında birçok rutini var ama çok basit şeylerle, küçük adımlarla aslında büyük değişiklikler yaratabiliyoruz. Örnek olarak mesela doğanın ritmine uygun yaşamak. Sirkadiyen ritim var biliyorsunuz. Hani güneşin doğuşuyla güne başlamak ve güneşin batışıyla aslında günü kapanmak. Yani tabii modern çağda bunu yapmak biraz zor olabilir. Daha gece hayatı oluyor, gün içinde koşuşturma oluyor. Saatleri tabii çok doğaya uyumlu yaşayamıyoruz ama elimizden geldiği kadar buna ne kadar uyum sağlarsak o kadar faydalı. Yani diyelim normalde gece 11'de yatıyorsunuz. En azından onu 10'a çekmek, hadi 10'a çekemiyorsanız 10.30'a çekmek. Küçük adımlarla aslında biraz daha doğayla uyumlu hale yaşamak. Çünkü günü yine bu az önce bahsetmiştim bünye tipleri var. Gün içinde de aslında böyle bölümler var bu sirkadiyen ritme uygun olarak yaşamak. Mesela sabah 6 ile 10 arası kafa sezonu oluyor. Su ve toprak elementinin ağır olduğu daha dingin, sakin bir mod oluyor. Zaten hani zor uyanma, o ilk uyandığımızda o ağırlık, kahve içmeden güne başlayamamak gibi o biraz kafanın etkisiyle oluyor. 10 ile öğlen 2 arası zaten en ateşli saatler ve ateş ve su elementinin mevcut olduğu pita dönemi oluyor. Burada mesela yemek yediğinizde de en ağır öğünü, ağır değil de yani en besleyici öğünü bu saatlerde almak gerekiyor. Çünkü mesela metabolizmanın en hızlı olduğu saatler bunlar. Ardından 2 ile, öğleden sonra 2 ile akşamüstü 6 arası vata sezonu. Sezonu değil, vata zamanı oluyor. Bu zamanda da işte daha yaratıcılık ön plana çıkıyor. Hava ve eter elementi, boşluk elementi ön planda oluyor. Buna uygun olarak aslında yaşadığınızda biraz böyle küçük küçük farklılıklar yarattığınızda zaten bedeniniz de buna çok rahat tepki veriyor. Şöyle de bir durum var ama mesela hani ben şimdi bunları söylüyorum da illa bu herkes için geçerli olacak değil. Burada dediğim gibi yine altın kural aslında bedeni tanımak, çok zorlamadan şefkatle bedenin ihtiyacını ona vermek aslında. Pekala, ruh ve beden dengesini nasıl koruyabiliriz?
O da şöyle oluyor. Demin bahsettiğim gibi işte bu zihin, ruh ve beden dengesini aslında amacımız sağlam ve korumaya çalışmak. O denge tabii ki de aralarda bozuluyor ama elimizden geldiğince o dengede kalmaya çalışıyoruz. Bunu da dediğim gibi bu günlük rutinlerle yapabiliyoruz. Örnek olarak mesela çok kısa bu günlük rutinlerden bahsedeyim. İşte sabah diş temizliği her zaman yaptığımız bir şey ama mesela dil temizliği çok bizim kültürümüzde olmayan bir şey. Bu dil sıyırıcılarla dilin üstündeki o tabakayı atmak, o toksinlerden arınmak mesela çok şifalı bir şey. Ardından ılık su içmek, yine bünye tipinize göre eğer bedeniniz el veriyorsa içine limon ve bal eklemek de şifalı. Yine beden tipinize uygun olarak küçük bir meditasyon, nefes çalışması, yoga pratiği yapmak, ardından kuru fırçayla bedeni bir fırçalamak, yağlanmak, ılık bir duş almak, gerçekten bedene sevgi dolu yaklaşmak gibi şeylerle aslında bir bedenimizi dinleyebiliriz. Çünkü zaten hani beden içinde yaşıyoruz. O bedeni dinledikçe beden bize yardımcı oluyor. Beden zihruğun dengesi de zaten biz kendimizi ne kadar şey tutabilirsek dengede o şekilde daha her şey akışta oluyor. Fırçalanmanın sebebi nedir peki? O aslında kan dolaşımını kuru fırçayı sordunuz. Yani kuru Evet. fırça bedendeki kan dolaşı, o lenf sistemini aslında çalıştırmak için yapılıyor. Dil temizliği de dilin üstündeki bütün o toksinlerden arınmak. O dilin toksinlerinden arındığınız zaman hem toksinler gitmiş oluyor ama aynı zamanda tat alma reseptörleriniz de açılıyor dilin üstünden. O da gayet faydalı deneyin. Peki Ayurvedik yogayı herkes yapabilir mi? Ayurvedik yoga yani şöyle zaten hani Ayurveda'nın yoga ve Ayurveda aslında bir madalyonun iki yüzü gibi. Aslında zaten çok iç içe geçmiş şeyler. Dediğim gibi ben çok eskiden yoga hobi olarak başlamıştım. Sonra derinleştikçe zaten Ayurveda ile tanıştım ve Ayurveda gerçekten farklı bir yaşam tarzı ve dediğim gibi bu şefkatli olması, aslında bir kuralı olmaması, bedeni dinlemesi beni çok çekti. Dolayısıyla Ayurveda ve yoga da bir bütün zaten. Hani sırf Ayurvedik yoga olarak düşünüp korkutmayalım sizi. Yoga tabii ki de herkesin yapabileceği bir şey. Özel bir sağlık sorunu olmadıkça her yaşta herkesin uygulayabileceği bir pratik. İlla yoga pratiği zaten başımızın üstünde durmak değil. Yani bir matın üstünde oturup her gün 5 dakika bile olsa, 5 çok az, 15 dakika bile olsa matın üstünde kendine bir zaman ayırmak, o nefesinle, bedeninle, zihninle bir koordine olmak zaten çok şifalı bir şey. Dolayısıyla özel bir sağlık sorunu olmadıkça evet herkes uygulayabilir. Sizin hedefleriniz neler peki? Yani hedef olarak özellikle ben böyle şöyle bir hedefim var gibi bir şey demiyorum. Çünkü bazen hani belki biraz klasik olacak ama önemli olan o gidilecek yer değil, o bir süreçte yaşadığımız yolculuk aslında. Tabii ki de bazen o hedefe giderken farklı kapılar açılabilir ya da yine aynı hedefe farklı yollardan gidebiliriz. Dolayısıyla ben o hayatın akışına açıkçası güveniyorum. O hayatın ritmine ayak uydurmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama tabii ki de hedefim benim ondan da hatta kısaca bahsedeyim. Benim çok çocuk yaşlarda başlayan ve 20'li yaşlarında artık kronikleşen bir sırt ağrım vardı. Biraz ben bu yogayla zaten bu nedenle tanışmış oldum. Hani tabii ki de 20 yaşında çok yoganın felsefesini çok algılayamamıştım. Sadece biraz fizik tedavi, fiziksel bir aktivite olarak yapıyordum. Yıllar içinde derinleştikçe gerçekten hani fiziksel faydalarının yanı sıra zihnimde, ruhumdaki farklılıkları gördükten sonra zaten derinleşmeye karar verdim ve gerçekten çok şifalı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani elimden geldiğince ben de herkese bunu yaymaya çalışıyorum. Hani herkes yoga yapacak diye bir şey yok ama en azından herkes bedenine, ruhuna, nefesine bir şans verip bir deneyebilir. Ben de buna küçücük de olsa bir katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana. Çok güzel. Peki biz kış döneminde nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi kış dönemi vata sezonu oluyor. Vata doğası gereği zaten en başta bahsettiğim gibi hava ve boşluk elementinden oluşuyor. Dolayısıyla doğası gereği hafif, serin, daha kuru. Dolayısıyla bunun zıt özellikleriyle Ayurveda'da guna dediğimiz bir 20 maddeden oluşan bir sistem var. Burada bunların zıt özellikleriyle birbirini dengeleyebiliyoruz. Yani serin, kuru dediğimiz noktada bizim daha sıcak beslenmemiz gerekiyor. Daha yağlı, mesela genelde biz yağlı yemeklerden korkuyoruz, kaçıyoruz ama aslında yağ İlla da kilo aldıran bir şey değil. O beden kurudukça, sen yağ aldıkça bedenine, o aslında içerideki bütün o sindirim sistemi ve bütün sistemleri de yağlıyor ve daha canlı hale getiriyor. Dolayısıyla çorba içmek, ya bana kalsa ben gerçi yazın bile çorba içmeyi seviyorum ama aynı özellikle kış döneminde sıcak beslenmek, sulu yemekler yemek, daha tatlı, tuzlu, ekşi tatları tercih etmek faydalı. Bedenin dediğim gibi sesine kulak vermek, hani bedenin sıcak tutmak, belki hep yanımıza bir atkı almak, daha ayakları
sıcak tutmak, bu günlük rutinlere biraz daha özen göstermek. Şimdi zaten güneş biraz daha geç doğduğu için 7-7.30 gibi aslında güne başlıyoruz. Yani çok da zor değil o yüzden aslında güneşle birlikte güne başlamak. Biraz bu tarz küçük değişiklikleri hayatımıza katabiliriz diye düşünüyorum. Motivasyon kaynağınız nedir peki? Yani aslında şöyle, günlük rutinimde yani sabah uyandığımda böyle şükranla uyanmak, akşam yatağa girdiğimde gerçekten şükür dolu yatağa girmek benim doğru yolda olduğumu bana hissettiriyor. Doğru yolda olduğumu bilmek de açıkçası beni çok motive ediyor zaten. Pekala, sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama son olarak bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bize dinlediğiniz için teşekkürler. Kısa da olsa umarım bir fikir vermiştir. Gerçekten hani Ayurveda ve yoga çok yani derya deniz bir şey. Böyle 10 dakikalık bir konuşmaya tabii sığdıramayacağımız bir şey değil ama hani ufak da olsa en azından bedeninizin sesini dinlemeye özen göstermek, kısacık da olsa bir gün içinde durup bir gözlerinizi kapayıp bir derin nefes almak, nefesinizi fark etmek, bedeninizin gerçekten ihtiyaçlarına kulak vermek gerçekten fark yaratıyor. Herkese bir şans vermesini tavsiye ediyorum. Ama tabii bu benim görüşüm. Pekala, çok teşekkür ediyorum ben rica de. Rica ederim, ben çok teşekkür ederim. Umarım bir fayda sağlamışımdır. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Seren Alçeh'ti. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.